Feminist gruplar cinsiyeti ikiye ayırdılar. Onlara göre bir doğuştan gelen biyolojik cinsiyet, bir de sonradan kazanılan cinsiyet vardır. Sonradan kazanılan cinsiyete toplumsal cinsiyet demektedirler. Bu zihniyete göre kadın ile erkeğin sosyal rol ve davranışlarının sebebi fıtrattan, doğuştan gelen farklılıklar değildir. Yani kadın ve erkek davranışları yeniden kurgulanıp değiştirilebilir diyorlar. Bu zihniyetin fıtratla savaştığına dair ispata gerek var mıdır? Toplumsal cinsiyet eşitliği bilimsel bir temelden çok ekonomik ve politik amaçlara sahiptir. Kadın ve erkeğin biyolojik yani yaratılışından gelen farklılıklarının sosyal rol ve davranışlarını da biçimlendirdiğini gösteren pek çok bilimsel araştırma yapılmıştır. Ne var ki bu tür çalışmaları yapan insanların sesi kısılmakta, dışlanmakta ya da görmezden gelinmektedir. Bu ise en çok siz ayrımcılık yapıyorsunuz sopası kullanılarak yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanlara göre din bir ayrımcılık kaynağıdır. Bu yaklaşıma göre özellikle geleneksel değer yargıları, örf ve dinin ayrımcılığın asıl kaynakları olduğu iddia edilmektedir. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yapan temel metinlerden Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın isimli kitapta şu ifadeler yer almaktadır. Bu dinlerin dayattıkları toplumsal cinsiyet kalıp ve yargılarını ve eşitsiz cinsiyet ilişkilerini sorgulama, kısacası din olgusuyla bir hesaplaşma gereksinmesiyle yüz yüze olduklarını düşünüyorum. Yani dine karşı bir savaş halindeler. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularına göre aile kadın için tehlikeli bir kurumdur. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanlar, cemiyetin en önemli unsuru olan aileyi bir tehdit ve tehlikeli bir mekan olarak görmektedir. Çünkü onlara göre aile, erkek egemen kültürün devamını sağlayan ataerkil bir kurumdur. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları, namus kavramını da ataerkil bir kavram olarak ele almaktadır. Buna göre namus kavramı, kadının erkek tarafından kontrol edilmesini sağlayan, ayrımcılık ve şiddet üreten bir kavram olarak ifade edilmektedir. Bu yüzden kadın hareketlerinin talepleriyle TCK'dan toplumumuzun asli unsurları olan edep, ırz, namus ve haya gibi kavramlar çıkarılmıştır. Peki toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını kimler desteklemektedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği hem pek çok batılı devlet hem de pek çok batılı uluslararası kurumlar tarafından desteklenmektedir. Bunlar arasında Almanya Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği, Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı, Fransa Büyükelçiliği, İsviçre Büyükelçiliği, Soros Vakfı, Norveç Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği gibi kurumlar bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim savunucuları arasında güçlü bir işbirliği söz konusudur. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yapan pek çok metinde aynı zamanda cinsel yönelim savunusu da yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki en eski eşcinsel dernek olan Kaos GL'nin yayınladığı fon rehberinde devlet ve STK bazındaki uluslararası birçok örgüt LGBT çalışmalarının yaygınlaşması için fonlama yapmaktadır. Bu örgütlerin büyük bir kısmı aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını da desteklemektedir. Bu bakımdan toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları aynı zamanda LGBT örgütlerin üzerinden gideceği yolun taşlarını da döşemektedir. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yasal dayanakları nelerdir? Türkiye, uluslararası mevzuatlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını bakanlıklar üstü bir ana politika haline getirmiştir. Türkiye'nin 2011 Mayıs ayında ilk imzacısı olduğu, kısa adı geçtiğimiz günlerde feshedilen İstanbul Sözleşmesi olan uluslararası sözleşme bu perspektife dayanmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2008 ve 2013 yılları arasında 5 yıllık toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı hazırlamış ve uygulamış ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına dayalı uluslararası belgeleri esas alan kanun ve yönetmelikler çıkarmıştır. 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak aileyi koruma ve kadına şiddeti önleme kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun özellikle kadının beyanının delil ve belge aranmaksızın esas kabul edilmesi sebebiyle milletimizin tepkisini çekmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği söylemine neden karşı çıkılmalıdır ve neler yapılabilir? Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir politika olmasına rağmen bu kavramın ne anlama geldiğiyle toplumsal sonuçları ve değerlerimizde meydana getireceği erozyonla pek ilgilenilmemektedir. Toplumsal cinsiyetin kültür tarafından şekillendiğini savunanların bize hangi kültürün toplumsal cinsiyet algısını esas almamızı önerdiği tartışılmamaktadır. Halbuki önerilen cinsiyet algısının doğruluğu sadece bir hipotezden ibarettir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığı, örneğin İzlanda, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde kadın ve aileye yönelik problemler önlenebilmiş değildir. Aksine kadına yönelik şiddet, boşanma, intihar bağımlılık oranları oldukça yüksektir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar erkek ve kadını birbirine karşı rekabete yöneltmekte ve çatışma dilini kullanmaktadır. Kendi kültür ve medeniyet kodlarına uygun olmayan ve muhtevası tam incelenmeden ve araştırılmadan uygulanan politikalar kadına yönelik sorunları çözemeyecek, bilakis artıracaktır. Nitekim feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 2011 yılından bu yana kadın cinayetleri gitgide artmaktadır. Ve son bir not, toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığı sadece kanunlar düzeyinde savunulan bir şey değildir. Görsel ve yazılı medyada cinsiyetsiz bir toplum için olanca silahıyla saldırmaktadır. Bunlara karşı duyarlı ve uyanık olmak, yarınlarımız olan çocuklarımız üzerindeki en önemli sorumluluğumuzdur. Allah'a emanet olun.